Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi şükür. Yeni stüdyomuzda ilk yayınımız çok güzel oldu. Ne düşünüyorsunuz? Ben de çok beğendim. Enerjisi de çok güzel. Evet. Hocam bu kadar güzel bir stüdyoya görkemli bir konuyla girelim istedim ben bu hafta. Antarktika'yı konuşacağız sizinle. Antarktika. O zaman irinleri ve arjinleri konuşacağız. İşte süreç içerisinde sizi takip edeceğiz hocam. Hocam şimdi milattan sonra 100. yüzyılda Pütömele olsun ilk olarak ortaya attığı, daha doğrusu güneyde yer alan kara parçası diyerek daha sonra devlet Ali Osmaniye'nin büyük komutanı, büyük denizcisi, piri reisin kara parçası olarak gösterdiği bir bölge Antarktika. 1895 yılında ilk kez ayak bastık. O günden beridir merkezimizde. Kimilerine göre doğal kaynakları, kimilerine göre keşfedilmemiş canlı grupları. Bazılarına göre de sur duvarlarının arkasındaki uzaylı yaşamlar. Hı -hı. ben üçüncü seçeneği konuşmak istiyorum bugün. Bir ve iki bilim insanları yürütüyorlar zaten. Bahsi geçtiği gibi kutuplarda... Antarktika bölgesinde böyle bir yaşam formu var mı hocam? Ne var oralarda? Çok farklı bir yaşam formu var. İrinler var burada ve Erjinler var. İkisi birbirine kardeş kolonilerdir. İrinler uzaylılarla insanların birlikte temasından oluşmuş olan varlıklardır. Aynı zamanda bunlarda kopyalanma da mevcuttur. Değişik bir türdür insan türü ve uzay türünün birleşmiş hali. Hocam şimdi siz bundan çok uzun bir süre önce Antarktika'nın arkalarına dair orada sur duvarlar var ve bunun arkasında yaşayanlar var demiştiniz. Çok fazla var hem de. Bu sadece iki tanesi. Mesela son 2-3 aydır e, sosyal medyada gerek YouTube platformunda herkes bu konuyu konuşmaya başladı zaten. İlk sizden duydum ben böyle bir şeyi. İlk olarak sizden daha detaylandırmanızı isteyeceğim açıkçası bugün. Bu bahsi geçen gibi bir sur duvar var mı orada? Sur duvarından ziyade farklı bir enerji var orada. Enerji duvarları var. Bu enerji duvarlarından giriş ve geçiş tamamen geçirgen bir yapıdadır. Renkli enerjiler vardır. DNA kolonlaması dediğimiz bir olay vardır ve bunu kolaylıkla yaparlar. Aramızda yaşarlar. Gelirler insan kılığında çünkü zaten insandan kopyalanma varlıklardır bunlar. Gelirler aramızda yaşarlar ve beslenmek istedikleri zaman ama aramıza gelirler. Ondan sonra geri alanlarına geri dönerler. Ee, burada ciddi bir inceleme vardır. Et yiyen tiplerdir. Çok farklı bir beslenme türleri vardır. Ee, i̇nsan enerjisini vakumlarlar ama et yiyen bakterinin de oluşma sebebidir. Ne demiştik bu sene? Denizlere dikkat edelim demiştik. Farklı bir enerji var denizlerde demiştik ki et yiyen bakteri türedi denizlerde. Bunun gibi hastalıklar oluştu. Çünkü artık buradalar ve buradan beslenmeye ihtiyaçları var. Peki hocam iki form mu? Yani irinler ve arjinler farklı medeniyetlerde var mı? Erinler ve arjinler var ama bunun haricinde 2000 farklı medeniyet daha kutupların arkasında yaşıyor. Yani bunlar hep koloni halindedir. Hep aynı türün bir farklı devamıdır. Peki bazı ülkeler tarafından bu bilinerek mi Antarktika anlaşması imzalandı? Oraya gitmek yasak mesela şu an. Yani araştırma için bile Tabii. gitseniz çok küçük bir bölgeye izin veriyorlar. Anlaşmalılar zaten o bölgenin dışında bir yere gidemiyorlar. Anlaşma şu şekilde... Onlar o bölgeyi kullanacaklar ama karşılığında da onlar bizim dünyamıza gelecekler. Hocam biraz daha açar mısınız? Buraya gelecekler derken. Ee, şu anda bu varlıklar bizim dünyamızı ve insanlığı kullanıyorlar. İnsanlığın DNA'sını kullanıyorlar. Karşılıklı bir anlaşma var. Şöyle bir anlaşma var. Şimdi bunlar evet dünyada bizim insanları kullanıyorlar. DNA'mızı kopyalıyorlar ama bizim insanlığımızda bazı ülkeler ne yapıyorlar? Bunların karşılığında bunları deneyleyebiliyorlar. Yani bu şekilde bir anlaşma var aralarında. Genellikle yer altında kurulmuştur bu tarz tesisler ve bu şekilde bir anlaşma oluşmuş. Yine denek olduk hocam. Yine denek olduk. Peki hocam bu sur duvarlarının arkasına biz fiziksel bedenimizde yani o sur duvarı diye ben tabir ediyorum ama. Fiziksel bedeninle sen geçemezsin ama onlar geçerler müsaade etmedikleri için geçemezsin. Yoksa normalde çok rahatlıkla geçiş yapabilirsin. Çünkü orası da zaten yarı insan dediğimiz formlar. Ama müsaade belirli bir kısma, su olan alana müsaade ediyorlar. Suyun dışındaki alana müsaade etmiyorlar. Peki hocam, Piri Reis zamanında o bölgeden bir kara parçası olarak bahsetmişti. Hani kimi teorisyona göre Piri Reis astralde oraya gitti, ziyaret etti ve eski halini gördü. <laughs> Fiziken gitti. Fizikken gidebildi tamam, mi hocam? Tamamen gidebildi ama gene o alanı geçmemek koşuluyla. Peki onlarla iletişim Yüz... geçmiş olabilir mi? Onlarla iletişime illaki geçmiştir o bölgeye geçtiği zaman. Yüzyıllardır var bu. Dünyanın yaratılışıyla birlikte bu anlaşmanın başlangıcı vuku bulmuştur. Şimdi ben bundan 6 sene önce yaklaşık coğrafya kitabını okumuştum Ptolemaeus'un. Orada Ptolemaeus gizemli güneydeki bir kara parçası diye bahsediyor Hı. Antarktika'dan. Şimdi ben hep şu soruyu merak etmişimdir. Yani o dönemler daha henüz kıtalar bilinmiyorken bu adam okyanusun arkasındaki bu kıtayı nasıl biliyor olabilir? Yani çok milattan sonra yüz çünkü. Onlar bu adamı götürüyor olabilirler mi oraya? Öyle bir şey. Yok, maneviyata açık olan, duru görüşü açık olan insanlar zaten birçok bilgiye sahip olabilirler. Bunun için başka hiçbir şeye gerek yok. Ama oraya gitmenin de bir bedeli vardır. Bu bedeli kabul edersen gidebilirsin. Bedeninden beslenmesine, ve DNA çoğaltmasına müsaade etmezsen o bölgeye gidemezsin. Yani bunlar yarısı insan DNA'sına yarısı kendi ırklarının DNA'sına sahip bir medeniyet doğru mu? Aynen öyle. Kırma. Kırma. Hocam bu şey vardır ya düşmüş meleklerden dünyaya gelmiş çocuklar nefilimler. filmler onlar gibi bir hikaye galiba bu da olay. Bu daha farklı bir hikaye. Burada kan testleri, kandan kolonlanma... Gibi hatta kan bankalarının çoğu da bazı kan bankaları kurulmuştur. Bazı ülkelerde e, onlar adına kurulmuştur bu kan bankaları ve hiçbir şekilde dünyada hiçbir insana kullanılmaz çünkü bunlar gene karışık kandır. Peki bize ihtiyaçları varsa bizim için bir tehlike arz ederler mi hocam? Ederler tabi. Ne gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz? Yani sen de yarın beslenecek adam haline gelirsen ki ne diyoruz? Enerji savaşları var diyoruz. Artık enerji koruması var diyoruz. Sen de yarın beslenebilen bir e, varlık haline gelebilirsin. Denizlerde et yiyen bakteri oluşmuş dedik. Et yiyen bakteriden dolayı hastalıklar var. Deri hastalıklarının çoğalma dönemine giriyoruz dedik. E, ve birçok insanda başladı baya baya deri hastalıkları başladı. Yurt dışında çok daha yaygın Yeni bir kapanma bekliyoruz. Yeni bir yayılım bekliyoruz. Virüs yayılımı bekliyoruz. Bu onlardan olmayacak belki ama onların besleneceği bir virüs haline gelecek. Peki hocam sizin bu belirli dönemlerde aylık düzenli olarak vermiş olduğunuz biyoenerji artı modül 1 2 3 eğitimleri var. İnsan enerjisini doğru kullanabilmek üzerine, şifacılık Hı -hı. üzerine verdiğiniz bir eğitim. Bu eğitimlerdeki içerikler bu tarz işte kutupların ötesi olsun, yerin alttaki Agartalar olsun. Bu tarz medeniyetlerle mücadele edebilmek için yeterli olabilir mi? kesinlikle yeterli çünkü biz hiçbir varlığa bedenimizden, enerjimizden, beslenmesine müsaade etmeyiz. Biz bir enerji koruması oluştururuz, alanımızı temizleriz, frekansımızı yüksek tutarız. Frekansımız hep onlardan daha yüksektir. Dolayısıyla herhangi bir negatifin bize kanal açması, bizim üzerimizde alan açması, kullanması veya herhangi bir zarar vermesi mümkün değildir. Eğitimlerde de kendimizi nasıl koruyacağımızı, enerjimizi nasıl yükselteceğimizi, bunları nasıl kullanacağımızı anlatıyoruz. Peki hocam ben son olarak şu soruyu sormak istiyorum size. Bu bölgeye fiziksel olarak geçiş zaten devletler tarafından izin verilmiyor. Ki zaten kimse de gidip gelmedi. Genelde insanlar astralde veya sizin gibi duru görüsüyle o bölgeyi tarayabiliyorlar, görebiliyorlar. Şimdi astral enerji boyutunda gerçekleşen bir faaliyet. daki medeniyetler de enerjiyi doğru kullanabilen bir medeniyetler. Şimdi o kişi astralde oraya gidip gördüğünde o medeniyet onun oraya geldiğini bilir. Enerjisini doğru kullanan mesela Hindistanlılar, Hintliler kısacası bir de Çinliler oradaki deneyimlemeleri çok fazla miktarda yaparlar astralda giderler aslında evet. enerjilerini doğru kullanırlar zarar görmeden gelirler enerjileri çok yüksektir farklıdır ee, ve giderler görünmeden gelirler tabi enerji alanlarını o anda kontrol edemezlerse yakalanırlar ve geçmiş olsun sonra arkasından arkasından e, anlaşmayı deldikleri için direkt Aralarına çekilirler. Bir bakarsınız ki insan yok olmuş. Peki bundan son olarak demiştim hocam ama bu son olsun artık. Bundan 2-3 ay önce bir videomuzda ki siz o cümleyi söylediniz. Herkes de bu cümleyi söyledi yani. Herkes burada dediniz. Herkes burada. Aramızda yaşıyorlar. Bir dönem gelecek biz onları göreceğiz. Onlar bizi göremeyecekler dediniz. Ee, biz bunu Anamaki videosu çekerken söylemiştik bu sözü. Bu herkesin içerisinde bu e, irinler ve ne demiştiniz hocam? İrinler ve arjinler. Arjinler de var mı? Zamanı geldiğinde biz onları görebilecek miyiz? Zamanı geldiğinde biz onları göremeyeceğiz. Belli bir kitleyi görebileceğiz. Bu tamamen farklı bir kitle ama ne demiştik? Yediler, kırklar var demiştik. Yediler, beşler, kırklar var, üçler var. Bunlar anahtarlarını birleştirdiği anda dünya tersine dönebilir. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sohbetti. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese diyorum ki herkes enerjisini doğru kullanmayı başarmak zorunda başarmalı demiyorum başarmak zorunda diyorum çünkü artık enerjilerin birbirine geçtiği kanalların açıldığı bir dönemdeyiz o yüzden herkesi mutlaka eğitim almaya davet ediyorum